Hanımlar, beyler, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uda. Karşınızdayım efendim. Bugün 28 Haziran 2013 günlerden Cuma. 28 Haziran olmasına rağmen arkadaşlar son işlem günündeyiz. Hem haftanın hem ayın hem de arkadaşlar 3. ve 6. ay olarak baktığımız çeyreklik ve yarı yıl bazında da son işlem günündeyiz. O yüzden arkadaşlar bundan sonra haki hareketler için ben kefil değilim, onu söyleyeyim. Bundan sonra gerçekten de tam kapanışa yakın çok sert değişik hareketlerle karşılaşabiliriz. O yüzden riski olabildiğince küçük tutuyoruz. Tamamdır. Olabildiğince küçük tutuyoruz. Çünkü bundan sonraki hareketler gerçekten çok ciddi şekilde hareket yaratabilecek olan hareket yaratabilme potansiyeline sahip. Şimdi Euro dolar paritesi için geri çekilme beklentimiz vardı. Şu bölgeleri arkadaşlar bir takılma yaşadık. Arkasından düşüş geldi yaklaşık 35 pip civarlarında. Sonrasında 1.31'lere kadar bir düzeltme yaptıktan sonra geri çekilme gerçekleşti. Açıkçası şu hareket benim beklediğim bir hareket değildi. Beklemediğim bir hareketti. Ama 30-63'lerin üzerinde şuradaki bölgenin de üzerinde zaten hızlı bir çıkış yaptı. Ve arkasından tekrar 30-65'lerin altına indikten sonra geri çekilme başladı arkadaşlar. 1.30-30'un da altında zaten sizlerle de gün içerisinde bu bölüm açıktı biliyorsunuz. Artık canlı yayınlardan sonra hatta sabah 9.30'da bu bölümü açıyoruz ve canlı yayın bittikten sonra da kapatmıyoruz arkadaşlar. Burada bayağı bir arkadaşımız yazılı olarak iletişim kuruyor birbiriyle. Bunlardan dolayı da dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de faydalanabilirsiniz siz de bu bölümden arkadaşlar. Şimdi 30.09 hedef olarak belirtmiştik. 1.30-30'un altında buraya da geldik. Sonrasında arkadaşlar 30.09'un eğer üzerine doğru çıkma potansiyelimiz varsa tekrar 30.30'a doğru buraya da kırarsak yeniden 30.51'lere, 30.63 ve 30.84'e doğru bir hareket gelebiliriz. Aksi takdirde arkadaşlar 30.09'un da altına inersek 29.96 ve şurada görmüş olduğunuz 29.75'lere doğru geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Hareketin devam etme potansiyeli hala kuvvetli. Bunu da söyleyeyim. Sterlin dolar için arkadaşlar geri çekilme beklentimiz, ilk hedefimiz olan 52.12'ye ulaştık. 52.12'den sonra yeniden buraya da altına inme çalışmaları var şu anda ve 51.77 civarlarındaki hedefimize doğru gidiyoruz. Ama 82 civarlarından bir tepki yedik şu anda. Eğer Euro dolar 1.30-30'un üzerine çıkarsa sterlin de muhtemelen tekrar 52.12'nin üzerine çıkarak bir miktar daha yukarı tepkiye sebep olabilir. O yüzden dediğim gibi şu anda artık pozisyonunuz yoksa ve gerçekten de sizi işleme itecek bir güç yoksa çok fazla hareket etmeyin. Hareket edecekseniz de riskiniz lütfen düşük tutun şu saatten sonra. Altın için arkadaşlar sürekli olarak geri çekilme beklentimiz var demiştik. Yukarı doğru hareketler oluştu. Gün içerisindeki canlı yayınlarda dedik ki arkadaşlar 1213.92 civarları kısa vadeli düşünenler için bir direnç olsun. Buranın altında tekrar 1195.61'lere doğru bir hareket beklediğimizi söyledik. Buranın altında tekrar geri çekilmenin devamını bekliyorduk. Buraya doğru ulaştık. Arkasından bakın bir 80 pip daha geri çekilme, hatta 83-85 pip daha geri çekilme ile karşılaştık. Hedefimiz 1184.30'du yeniden. Buraya görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2 dolarlık küçük bir farkla tekrar yukarı doğru döndük. Arkadaşlar zaten şu düşüş sırasında da canlı yayını başlamadan hemen önce burada sohbet eden arkadaşlara da sesli olarak bir uyarıda bulunmuştum. 1195.60'ların üzerinde kalmadığı sürece aşağı hareket beklentimiz devam. Kalırsak yukarı doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz diye. Bakalım şimdi. Önemli bir noktadayız bakın arkadaşlar. 1218.54 50'lik hareketli ortalama saatlik grafikte ilk tepki aşağı yönde. Eğer ki 1195.61'in üzerinde hala özür diliyorum. 1195.61'in üzerinde hala aşağı hareket beklentinizi koruduysanız ve şu ara kadar beklediyseniz bence beklemeye devam edin. Her ne kadar şu anda aşağı hareket beklemiyorsam
pardon aşağı hareket beklemiyorsam da şuradaki direnci mutlaka geçmesi, şuradaki tepeyi mutlaka geçmesini bekleyin ki stop seviyenizi ona göre ayarlayın. Aksi takdirde çünkü burası kırılırsa 1232.23 ve 1243.54'e doğru bir hareketle karşılaşabiliriz. Bunu da söylemiş olayım. Eğer arkadaşlar tekrar buradan bir geri çekilme olursa zaten 1195.61 ve 1184.30'lar sonrasında 1166'lara doğru bir hareket bekliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz, sabahtan beri söylüyoruz. Peki bir de şu var. Bir saniye rica edeceğim sizden. Şu var arkadaşlar. Ola ki bu seviyelerden geri çekilme beklentisi içerisine girdiniz diyelim ki 1213-14 civarlarından. Stop seviyeniz şu hareketli ortalamanın hemen üzerinde olmalı. Bu hareketli ortalamanın üzerine çıkarsak dediğim gibi 1232-23 ve 1243-54'e doğru hareketlerle karşılaşabiliriz. O yüzden aman diyorum, dikkat edin. Şuradaki hareketli ortalama, yani ya döndü ya dönecek olan hareket. Çünkü bakın arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Birazcık küçültüyorum bunu. İzninizle şuradaki beyaz çizgiyi takip edebiliyor musunuz, görüyor musunuz bilmiyorum. Ama eğer görmüyorsanız bakın, mouse'umla takip edeceğim burayı. Çok güzel direnç oldu. Kırdı mı kıramadı, aşağı hareket başladı mı başladı. Bakın mouse devam ediyor. Şu bölge arkadaşlar tam olarak direnç, buraya değdik ve aşağı doğru döndük. Bakın şu bölgelerde çok güzel direnç olarak karşımıza çıktı. Ve arkadaşlar hareket devam ediyor. Yeniden değdik. Eğer altın tekrar aşağı hareketine dönecekse arkadaşlar bu seviyeyi kırmaması gerekiyor. Bu seviyeyi kırmazsa geri çekilme devam. Çünkü ana beklentimiz bugün 1243.54'ün altında aşağı hareket beklentisiydi. Bu beklentimizi de korumaya devam ediyoruz. Onu da söyleyeyim hala. Ama buraya kadar bir tepki gelir mi derseniz şu hareketli ortalamanın üzerinde gelebilir. Zaten günlük kapanışı bu seviyenin üzerine çıkarsa da arkadaşlar muhtemelen artık yavaş yavaş kısa vadeli trendinde döndüğünü de söyleyebiliriz sizlere. Tamamdır. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi şu seviyenin altında çok kısa vadeli düşünenler için bile, yani 1220'lerin altında çok kısa vadeli düşünenler için bile geri çekilme beklentimiz devam ediyor 1195.61'e kadar. Çok küçük stoplarla tabii ki denemeler yapabilirsiniz. Zaten buraya bakın çok yaklaştık. 1218'lere doğru geldik. Bu hareketli ortalamayı takip edin. Zaten şablonlarınızda var. Sabah saatlerinde şablonları yükleyen arkadaşlar bu işten yine karlı çıktılar. Tam olarak buradaki seviyeden bir geri dönüş gerçekleşti ki çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hatta bakın şöyle yapalım. Niye teminki gibi yaptık ki? Şöyle yaparsak daha net olarak göreceksiniz beyaz hareketli ortalamanın kudretini. Bakın burada geri çekilme, altına doğru indik. Birinci, ikinci deneme, üçüncü deneme, 4, 5, 6, 7, 8, 9. deneme arkadaşlar kıramadık. Sonra bakın burada bir deneme var. 10. deneme başarısız. 11. 12. 13. 14, 15, 16 saat oldu arkadaşlar, kıramadı. Ve arkadaşlar 16 saatten sonra 17. saate geldik. Bakalım kırabilecek miyiz? Bunu da beraber göreceğiz. Peki bunu da bitirelim. Arkadaşlar ses kaydını, daha doğrusu kayıt altına aldığımız için sanırım bir seste bir sıkıntı var. Şimdi şu dolar Japon, dolar TL'yi de bitirelim. Arkasından dediğimiz gibi biraz daha detaylı olarak inceleriz bunları. O zaman ses kesintisi sorunu da ortadan kalkar herhalde. Şimdi dolar TL arkadaşlar, dolar TL için şöyle bir durum söz konusu. 1.9243'ün üzerine yukarı hareket beklentimiz vardı. 93.22 civarları ilk hedefti, arkasından 93.70'ler demiştik arkadaşlar. 93.65'ten dönüş oldu. O yüzden dikkat edin. Şuradaki 93.70'ler kırılırsa yukarı hareket devam edecektir. 94.48'e kadar, ama 93.70 kırılamazsa yeniden kendimizi 92.43'lere doğru, 93.70 kırılamazsa 92.43'e doğru bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz ki bakın bunun üzerine bir kaldıktan sonra ilk bir tepkiyi verdi. İkinci tepki bakın arkadaşlar nerede sonlandı? Tekrar 92.43'te buradan yeniden kendini yukarı doğru attı ve artık 93.70'i direnç olarak kabul etti. Bu seviyenin üzerinde yukarı, altında ise aşağı hareket potansiyeli biraz daha kuvvetli olacaktır. Eğer euro dolar düşüşüne devam ederse 93.70'in de kırma potansiyeli yine mümkün arkadaşlar. Tamam.
Bunu da bitirelim. Dolar TL'yi de. Ve arkadaşlar özet kısımlar şimdilik bu kadar. Devamını burada bizimle olan arkadaşlarla paylaşacağız biz de. Haydi bakalım. Eğer ki canlı yayına katılamadıysanız ve bu canlı yayını videodan seyrediyorsanız sizlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Biz devam ediyoruz.